Birine zekat veriyoruz ama sonradan öğreniyoruz ki adam zenginmiş hocam. Zekat alamayacakmış aslında. Şimdi bu iki şıklı. Birincisi ve en önemli olanı, zekat veren kişi verdiği kişinin zekat almaya ehil mi değil mi bunu araştırması gerekir. Bunu kesinlikle araştırması gerekir. Araştırmamızı yaptık ve kişinin fakir olduğuna dair bizde bir kanaat oluştu. Sorduk, soruşturduk, işte baktık etrafına. Dediler ki verilen bilgilerde evet, çok bu fakirdir, sahibi. İhtiyaç sahibidir. Ve biz de zekatımızı verdik. Sonradan fakir olduğu zaten açığa çıktı. Problem yok, zaten fakir olduğu için verdik. Sonradan zengin olduğu açığa çıktı. Yine problem yok. Çünkü niye? Araştırdık. Biz araştırdık, görevimizi yaptık, verdik. Ama o fakir olmadığı halde zekatı aldığı için o günahkar olur. Biz zekatımızı yerine getirdik. Zekatımızı yerine getirdik, araştırmamızı yaptık. Fakir diye verdik ama o zengin çıktı. Bizim zekatımız nedir? Geçerlidir. Ve o da fakir olmadığı halde aldığı için bu zekatı günahkardır. İkinci şey, araştırmadık. Hiçbir araştırmadan önümüze çıktı. Diyelim ki elbisesine baktık. Ya bu insan fakire benziyor. Ben şuna zekatımı niyet ederek vereyim dedim. Eline sıkıştırdık. Veya bir zarfla cebine koyduk gittik. Sonradan bir baktık ki adamcağız zenginmiş. Görev yaptık mı? Araştırma görevini yapmadık. Araştırma görevini yapmadık ve adamın da zekat almaya ehil olmadığı açığa çıktı. O zaman bu zekatı iade etmek zorundayız. Bu zekatı iade etmek zorundayız. Bunu tekrar vermek zorunda. Peki verdiğimiz ne oldu? Sadaka oldu.